Demek, mana biz hozir foydalanuvchini qo'lda kiritayotgan bo'lsak, mana 3 ta foydalanuvchini qo'lda kiritib bo'ldik. Agar aytganimdek, 100 ta, 200 ta foydalanuvchi bo'lsa, hammasini mana shunda qo'lda kiritib ketishimiz kerak bo'ladi va bu juda ham ko'p vaqtni, juda ham ko'p kuchni oladi. To'g'rimi? Kelinglar, biz foydalanuvchilar degan bir o'zgaruvchi yaratib olamiz. Bu o'zgaruvchi, bilasizlar, o'zgaruvchiga biz ayrim ma'lumotlarni saqlasak bo'ladi. Biz ro'yxat yaratamiz. Kelinglar, bu ro'yxat nimadan tashkil topgan bo'ladi ro'yxatimiz? Mapdan tashkil topgan bo'ladi, to'g'rimi? Yoki xohlasalaringiz bundan ham yaxshiroq variantni ko'rsataman. Hozircha mana shu map bilan qolamiz. Demak, map kalit so'zi string bo'lib qoladi. Va uning qiymatlari har xil bo'ladi, to'g'rimi? Bizlarda, qaranglar, qiymatlari ham hammasi string ekan. Demak, shunchaki string qilib qoldirsak bo'ladi. Demak, string. Demak, ikki marta yozib yopamiz. Demak, foydalanuvchilar. Foydalanuvchilar. Demak, list bo'lgani uchun, ya'ni ro'yxat bo'lgani uchun turburchak qavs ochamiz. Va turburchak qavsning ichiga hozir nima qilamiz? Map ko'rinishida, ya'ni jingalak yoki gulli qavsning ichiga biz foydalanuvchilarimizni sekin-sekin kiritib boramiz. Demak, map kirityapmiz, ya'ni bu kalitli ro'yxat degani, demak, kalitlarni berib borishimiz kerak. Uning uchun qanaqa kalitlari? Birinchi ismi. Misol uchun ismini kiritishimiz mumkin. Bo'lik Anneil, to'g'rimi? Mana bu yerga Anneil, undan keyin telefon raqami, telefon 401 479 2335 34 mayli. Rasm manzili, to'g'rimi? Rasm manzili va ID albatta qolib ketmasligi kerak. ID. Ups. ID esa bu user 1 bo'lsin. Tak, va rasm manzili, hozir mana bu rasm manzilini qaytadan qo'yamiz bu yerga. Tak. Rasm manzili. Mana ko'rib turganingizdek, tak, buni orqasiga belgi qo'yib qo'yamiz. Mana birinchi foydalanuvchimizni yaratdik. Ana endi ikkinchi foydalanuvchimizni yaratamiz. Shuni ketidan belgi qo'yamiz albatta. Demak, bu user 2 bo'ladi. Davron Kabulov. Davron Kabulov. Misol uchun 555 3900 deymiz. Davron Kabulovni rasmini olib qo'yamiz. Mana bunday. Tak. Mana shunday. Aha. Ana endi keyingi foydalanuvchimiz, 3-chi foydalanuvchimiz. Yana mana buni olib qo'ysak bo'ladi. Tak, bu foydalanuvchi 3 bo'ladi. Eva Bergman. Eva Bergman. Telefon raqami 417-799-4 qilamiz. Va rasmini olib qo'yamiz bu yerga. Hozir o'ylashingiz mumkin, deyarli bir xil narsa qilmayapmizmi deb. Hozir ko'rsatib beraman. Adashmasam boshqa rasm qo'yib qo'ydim. Tak. Mana bunday. Mana biz 3 ta foydalanuvchi yaratib oldik. Kelinglar 4-tinchisini ham yaratamiz, mayli. 4-tinchisi kim bizada? Liza O'Neil. Liza O'Neil. Chunki birinchi telefon raqami 555555. Bunga ham bir rasm qo'yishimiz mumkin. Tak, mana bu bolani rasmini qo'yamiz. Copy image address. Yo'qotamiz. Xo'p. Ana endi buni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, foydalanuvchilar. Mana bu yerda bayoq o'tamiz. Print qilaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bizlarga hozir foydalanuvchilar ro'yxatini chiqarib beradi pastdan. Mana hamma foydalanuvchilar chiqdi. Agar men birinchi foydalanuvchi olmoqchi bo'lsam, albatta index orqali yozaman.
4-nji pozitsiyada, to'g'rimi? Mana 4-nji pozitsiyada turibdi. Ko'rib turibsizlar. İkinci pozisyon, ikinci foydalanıcı olmamışı olsam bu birinci pozisyonu duradı. Keyin nokta kılış, nokta dupman, yani turbaçı kavası koyuşu orkalı biz ismini ID'sini uğraşımız mümkün. Misal için ID'si, user 2, ismi Davron Kabulov. Bana, kuruyapsızlarım. Bana şimdi uğraşımız mümkün. Bunu kuleyi tarafı, ağızı koştaman, demek. Hemen bu foydalanıcılarını kalıyızda. Foydalanıcılar, yani kopayıp git yaptı, 99'da kod yazı koyayım, 100'de kod yazı koyayım. Demek bunu uçuramız. Tak, bunu uçup duramam. Ana indi. Min foydalanıcılarını olaman. Ve bunlarını noklaman. Kilizler. Tak, bu şutup durursa. Ben bir de kurslaman. Her bir de foydalanıcılarını çekip çıkarmız hazır. Foydalanıcılar. Nokta map. Meydan. Foydalanıcı da koyamız. Print qilamiz. O'sha foydalanuvchini. Tak. Nimagadir chiqmadi. Nu xo'p. Buki for each ni ishlatishimiz mumkin. Tak, foydalanuvchilar nuqta for each print element o'rniga foydalanuvchilar qilamiz. Tak, mana. Bitta-bitta chiqarib beryapti. Ko'ryapsizlar-a? Ana endi buni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Tak, bu yerga o'tamiz. Map'ni ham ishlatib ko'ramiz. Menda ishlatish kerak bo'ladi. Tak, map. Foydalanuvchi. Tamam, ne kısayım burada. Fadalan için. Ve biz return kılışımız mümkün. Widget kaytarışımız gerek. Çünkü children'e widget koyamız. Gizli hızlı düşünce text koyup duramam. Hatta belirtken sebebi children yani list kabul kıladı. Hazır bize list ruhat yuborishimiz kerak. Ruhat yuborganimiz yok. Ruhat yuborishimiz uchun esa to list qilib o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni ruhat o'zgartirishimiz kerak. Tak. Mana 4 ta elementimiz bor. 4 marta chiqaryapti. Ko'ryapsizlar-a? Agar mana foydalanuvchilarni chiqarmoqchi bo'lsam, albatta hozir buni ham string orqasiga qo'ymoqchi bo'lsak, ko'p narsa chiqyapti, ko'ryapsizlar? Hop. Men foydalanuvchilarni nimasini chiqaraman? Masalan, uchun ismi. Tak. Bo'sh bo'lishi mumkin deyapti. Topga qo'yamiz. Text. Hozir bir ko'rsataman sizlarga. Salom. Print ishlaymikan? Hozir bir sinab ko'ramiz. Print foydalanuvchi. Demak, ishlayapti. Bu yerdan ham qilib ko'ramiz. Mana ishlayapti hammasi. Foydalanuvchi hamda sochi ID'sini olib ko'ramiz. Mana ID'sini yuboryapti. 101, 102, 103, 104 va hokazo. Ana endi bu yerga biz tekstni o'rniga nima yuborishimiz kerak? Mana foydalanuvchining qismini, to'g'rimi? Foydalanuvchi qismini yuboramiz. Foydalanuvchi qismimizda esa mana 4 ta narsani bizdan so'rayapti. Kelsa mana shu 4 ta narsani biz hozir bitta-bitta yuborib olamiz. Qayerdan olamiz o narsani? Albatta foydalanuvchimizdan. Demak, foydalanuvchi ID'sini yuboramiz. Tak. Tak, bu yerda hozir xato berayotgan sababi mana bu yerda string bo'sh bo'lmasligi mumkin. Siz bunga nimadir qiymat berishingiz kerak. Bu null bo'lib qolishi mumkin deb aytyapti. Albatta bizlarda qiymat berilgan. Mana bu yerda qiymat berilgan. Tak, bu narsani to'g'rilashimiz uchun tak, o'zgartirmakan? Yo'q.
Tak. Hazır bunu yem yolunu tapamız. Koyup git oraya birlikte. İsmi. Telefon. Ve resmi manzili. Doğru. Çünkü bana şu kalit sözü orkalı. Biz bana böyle kıymetlerle iki kırışımız mümkün. Can ya? Demek yani şimdi bunların doğrulaşımız gerek bolada. Hoş. Peki, hamle yapsak. Hamle yapalımız. Hamle yapalımız. Hamle yapalımız. Undo bilgisini bana anlatadı. Hoş için de veremem. Tak. Undo bilgisi. Bu yani siz Flutter gate yapsız, yok ki Dart gate yapsız. Ha, min bunu. Kıymet bu kıymet vermezsen, misal üçün bazıda kop tekşirada da dert, misal üçün boş kop geçiş mümkün ona kılıp misal üçün boş kop geçiş mümkün ona kılıp oşan insanı boş kalması gibi min bilemem min elbette onge kıymet veremem ve min bu narsadan ogohlantirildim diye manada bize eğit yapmaz ha min ogohlantirildim bu oldu min kılırkenimde min bilemem diye manada bana şu onda belgesini koyup getirmiş demek min ne dedi warning warning'dan Uzbekçe sesimi kim yaptı? Demek ogohlantirishdan. Demek ogohlantirishdan ogohlantirildim. Demek değil ne qilamiz? Xato bo'lish ehtimolidan xato bo'lish. Yoki xato yoki deylik. Yoki qiymatimiz aniqroq qilib aytganda qiymatimiz null, ya'ni bo'sh bo'lishidan ogohlantirildim. Terildim va men nima qilayotganimni yaxshi bilaman. Nima qilayotganimni bilaman degan xabarni biz Dartga yuboryapmiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni Dart bizga shunchaki bizni ogohlantiryapti. Misol uchun yaxshi yigit yoki yaxshi qiz siz hozir foydalanuvchining ID'sini kirityapsiz, lekin foydalanuvchi ID'si mabodo bo'sh bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun hozir biz user kirityapmiz, misol uchun user 3, user 2, user 1. Lekin Dart shuni ham tekshirib qo'yapti. Bo'sh bo'lib qolishi mumkin. Mana shu misol uchun balkim izidan chiqib ketib qolar. Balkim izidan chiqib ketib qolar. Uni xato bo'lib qolsa-chi deb bizlarni ogohlantiryapti. Va biz aytyapmiz. Dart yoki Flutter bilaman. Rahmat ogohlantirganingiz uchun va men bu narsani qadrlayman, lekin men nima qilayotganimni juda yaxshi bilaman. Menda hamma qiymatlarimda, mana hamma o'zgaruvchilarimda, mana kalit so'zlarimda qiymat mavjud. Deb biz kompyuterga aytyapmiz. Chunki juda ham yaxshi. Ana endi ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu ID'sini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, boya foydalanuvchidan nechta marta yozgandik? 3-4 marta yozgandik. Nechta kerak bo'lsa, to'g'rimi? Bizlar hozir esa 1 marta yozyapmiz. Bir marta yozish orqali esa biz mana 4 ta foydalanuvchini ko'rsatyapmiz. Buning sababi mana bu yerda foydalanuvchini men ID'sini chiqaraman. Map nima qilib beradi? Buni tushuntirgan bo'lsam kerak adashmasam. Oldingi Dart anonsda Dart asoslarida mobodo tushuntirmagan bo'lsam yoki esdan chiqib ketgan bo'lsa, unda mana bilib olishingiz mumkin, map har bitta foydalanuvchini ichidagi elementni ko'rib chiqadi. Ya'ni map degan xarita-ku, har bitta joyini ko'rib chiqadi. Nimalar bor ichida, nimalar bor deb. Ko'ryapsizlarmi? Mana har bitta foydalanuvchini ichidagi elementni bizga beradi. Nafaqat bizlar shunchaki foydalanuvchilar deganimiz uchun buni foydalanuvchi deb nomladim. Xohlagan nomni berishingiz mumkin albatta. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun foydalanuvchi deb nomladim. Va har bitta elementni ichidagi har bitta qiymatlarni bizlarga berib chiqyapti. Tushunyapsizmi? O'sha nechta element bo'lsa, shuncha marta bu ishlaydi, misol uchun. Birinchisini ko'rib chiqib, birinchi foydalanuvchini beradi. Mana bular qiladigan ishimizni qilyapmiz va widget qaytaryapmiz. Undan keyin yana bir keladida keyingi foydalanuvchiga o'tadi. Yana bir keladida keyingi foydalanuvchiga. Va hokazo, nechta foydalanuvchi bo'lsa yoki nechta element bo'lsa, ro'yxatimizda shuncha marta mapimiz ishlaydi. Tushunyapsizmi? Mana hozir agar men qo'shimcha deylik, mana bu 4 tani yana bir qaytaraman. Yana bir qaytaraman. Bo'l, men faqatgina shuga yozyapman.
Map'imiz ise o işini aylı derecede bacarıyor. Yani 8 yazgan bulsam 8 madde uzu aylanıp çıkıp 8 madde bana faydalanıcı kısmını yaratadım. Şöyle. Evet. Map'ı ham organıp oldingiz yine bir madde. Bak faydalı bol digen ümitlemen. Anında kin yıkılıyken şamız biz. Tak gizli hazır ben bunu obduramız indi. Kin yıkılıyken şamız biz. Bana bu uçuruş knopkasını bozganımızda bizim faydalanıcımız bu ruhattan uçuşu gerek burada. Demek ki gelicek bana şunu kurup çıkalımız indi.